Set 136'nın çözümüyle karşınızdayız sevgili arkadaşlar. Diyor ki burada x bir ondalık sayı olmak üzere ifadesi bir tam sayıya eşit ise x'in virgülden sonra kısmı nedir? Şimdi arkadaşlar buradaki 624 kısmını tam bir bine tamamlayabilir. Yani bu durumda ne olması gerekiyor? 0,376 olması gerekiyor. 376 var mı? Yok. O zaman arkadaşlar burada x'in negatif bir sayı olduğunu düşünürsek yani eksi 0,624 olursa bakın o zaman 624 624'ü götürür. O yüzden Edirne 624 de olabilir. Yani size burada 376 366 tongasına düşürmeye çalışmışlar. Düşmeyin arkadaşlar. Aman diyelim 366 eklenince tam 1000'e tamamlanmıyor orası. 376 olması gerekiyor. İfadesi bir pozitif tam sayı eşit olduğuna göre x sayısının virgülden sonra kısmı nedir demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar bunu öncelikle 2 ile genişletiyorum. X artı 34 bölü 100 burası. Yani o zaman ne oluyor? X artı şöyle x artı şöyle yazalım. X artı 0,34. Bunu tam yani tam sayıya tamamlayacağız arkadaşlar. Üzerine ne eklememiz gerekiyor? Üzerine 66 eklememiz gerekiyor. Virgülden sonra kısmı 66 olur. Gelelim buna. Birinci üçgenin temsil ettiği kesir, ikinci üçgenin temsil ettiği kesrin toplamı, üçüncü üçgenin temsil ettiği kesire eşit olduğuna göre, ikinci üçgenin boyandığında temsil ettiği ondalık sayının virgülden sonra kısmı nedir? Şimdi arkadaşlar bakın burada kaç tane üçgen var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Burada 16 tane var. Peki bunun bu beyaz olanları dolu olacak ki tam orayı temsil etsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bölü 16'yı temsil eden ifadeyi bulmak istiyoruz arkadaşlar. 10 bölü 16'yı temsil eden ifadeyi nasıl bulabiliriz? Şöyle bulabiliriz. Bunu 2'ye böl, 2'ye böl. 5 bölü 8. Yani 8 bölü 5 olacak. Şimdi arkadaşlar 1 bölü 8 0,125 demektir. Bunun 5 katı olacak. O da 0,625 olacak arkadaşlar. 5 katı da 0,625 olur. Bu testin çözümü de bu şekildeydi. Hemen bir sonraki sete geçiş yapacağız.